Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere kesirleri sayı doğrusunda göstermek konusunu anlatacağım. Basit kesirleri, bileşik kesirleri ve tam sayılı kesirleri nasıl sayı doğrusuna yerleştireceğiz? Ya da sayı doğrusunda işaretlenmiş olan kesirlerin hangi kesir olduğunu nasıl bulacağız? Bunları anlatacağım, alıştırmalar yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hemen basit kesirlerden başlayalım. İlk kesrimiz 7'de 3 kesri. Şimdi öğretmenim nasıl yerleştireceğiz? Bir kere şunu söyleyeyim. Basit kesirler kesinlikle 0 ile 1'in arasındadır. Bunu unutmayın. Şöyle yapacağız. İlk önce 0'ı işaretleyeceğiz. Sonra paydaya bakacağız. Paydada 7 görüyorum. 0 ile 1'in arasını 7 eşit parçaya kesmek zorundayım. Çünkü paydamız 7. Ne yapayım ben ilk önce hemen 1 koymayayım. Şöyle 7 tane eşit parça yapayım da sonra 1 sayısını koyarım. 7 yapacağım 1 adım. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Öğrenciler genelde burada şöyle bir hata yapıyorlar. 0'dan başlıyoruz ya. Başladığımız yeri 1 olarak saymayın. Burası başladığımız yer. İlk noktamız 1. 2. nokta 2 3 4 5 6 ve 7. adımımıza 1 sayısını koyuyoruz. Yani 1 pastayı 7 eşit parçaya ayırmış oldum. Bakın kontrol edelim. 0'ı saymıyoruz. Attığımız adımları sayıyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yedi. 7. adımda 1 bütünü bitirmiş oldum. Sonra pay kısmına bakacağız. Nereye gireceğim? 3. adıma. Yine 0'ı saymadan attığımız adımları sayıyoruz. Hatta şöyle çizerek göstereyim. 1 2 ve üçüncü adım. İşte buraya bir işaret koyuyorum ve 3 bölü 7 kesri yani 7'de 3 kesrinin yeri burası. Peki onda 6 kesrini gösterelim. Hemen sıfırı koydum. Ne yapacağım? Paydaya baktım 10. Ha, demek ki ben bir pastayı 10'a ayıracağım. Hemen başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir pastayı ayırdım 10 parçaya. Nereye gidiyorum? 6. adım. Sıfırdan başlıyorum. Yine sıfırı saymıyoruz. Adımlarımızı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İşte onda 6 kesirinin yeri burası ve buraya yerleştireceğim. Son olarak 5'te 2 kesirini yapalım. Sıfırı yine koyalım. 5'e ayıracağım tabii ki. Paydamız 5. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1 bütünü 5'e ayırdım. İkinci adıma gideceğim. 1, 2. İşte 5'te 2 kesirinin yeri burası oluyor. Ve biraz da alıştırma yapalım bakalım. Sayı doğrusunda işaretlenmiş olan kesirleri nasıl yazacağız? Şimdi bakın burada bir sayı doğrusunda işaretlenmiş harfler var. A harfini ve B harfinin yerini bulacağız. Ama nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Önce A harfinde kesiri işareti şöyle bir yer hazırlayayım ben kesirler için. 0 ile 1'in arasını kaça kesilmiş? Ona bakacağım. 0'dan başlayacağım. Tabi 0'ı saymayacağım. Şöyle bakın attığım adımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Buradaki bir bütün pasta 9'a kesilmiş. O zaman benim paydam 9 olacak. Burası da 9, o da 9, bu da 9. Fark etmez. İkisi de paydaları 9 olacak. Şimdi A harfi kaçıncı adımda? Sıfırdan başlayıp sayıyorum. 1 adım, 2 adım ve 3. O zaman A harfi 9'da 3 oldu. B harfi nerede? 3'tü burası. 4, 5, 6, 7. B harfi de 9'da 7 oldu. Ve bu şekilde kesirlerimi buldum. Şimdi C, D ve E harflerini bulalım. İlk önce bütünümüzün tamamını sayalım. Bakalım kaça ayrılmış. Sıfırdan başlıyorum ve atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. O zaman buradaki bütün harflerin paydası 13 olacak. Çünkü bütünümüz 13'e ayrılmış. C harfi bakıyorum ikinci adımda 1 2. O zaman 13'te 2. D harfi 3, 4, 5, 6. adımda. E harfi 7, 8, 9, 10. adımda. O zaman E harfi de 13'te 10 oldu. Şimdi bileşik kesirleri nasıl göstereceğiz? Onu da anlatayım. Biliyorsunuz bileşik kesirlerde pay büyük, pay da küçük oluyordu. Şöyle yapacağız. İlk önce 0'ı yapalım. Bir de şunu söyleyeyim. Bileşik kesirlerde bir bütün bitmiştir ya da bir bütünden daha fazlası. 2 bütün, 3 bütün vardır. Şimdi ne yapacakmışım? Yine paydaya bakıyorum. 5 var. O zaman ben bir tane pastayı 5'e keseceğim. Hemen yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir pastayı 5'e kestim. Fakat 8 adım gitmem gerekiyor. O zaman bir pasta yetmez. Bir pasta daha kesmem lazım. Hemen yine diğer pastayı da 5'e keseceğim. Çünkü paydamız 5. Bütün pastaların 5 olması lazım. 1 2 3 4 ve 5. Burası da ikinci pastamız. Şimdi yeter artık, değil mi? 8 tane gideceğime göre. Evet, gidiyorum 8. adıma kadar gideceğim şimdi. 1 2 3 4 5 burası zaten. 6 7 8 işte burada oluyor benim kesrim. 8 bölü 5 yani 5'te 8 kesri bu bileşik kesir 1 ile 2'nin arasında oluyor ve 8. adım sıfırdan başlayıp saydığımızda 8. adımda oluyor. Şu 3'te 10 kesirini ya da 10 bölü 3 diye okunan kesri gösterelim. Hemen sıfırdan başlıyorum. 1 bütünü kaça ayıracağım? Hemen paydaya baktım 3'e ayıracağım. Yapıyorum. 1, 2, 3. E bir pasta yetmez çünkü 10 adım gitmem lazım. Daha 3 adım oldu burası. Devam o zaman. Yine 3'e ayırıyorum. 1, 2 ve 3. İkinci oldu. İkinci pasta. 6 tane parça oldu daha. Devam. 1, 2, 3. 3 pasta oldu. 9 tane parça oldu daha. 10'uncuya gideceğim. O zaman bir tane daha pasta lazım bana. 1, 2, 3. 4 tanesi yeter artık. Şimdi 10. adıma gideceğim. Burada 3 var değil mi? 3. Burada da 3 var. 6. Burada da 3 var. 9. Ve bir adım daha attığım zaman şurası oluyor. 10. adım ve burada 3'te 10 kesrini buraya koyuyorum. Yani 3 ile 4'ün arasında oluyor. Geçelim son alıştırmamıza. 9'da 12. Ne yapıyorum? 0'dan başlıyorum. Bir pastayı 9'a keseceğim. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 ve 9. Burası bir pasta. 12 tane adım gideceğim için bu yetmez. Devam. İkinci pastayı da yine 9'a keseceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. İkinci pasta artık yeter. 12. adıma gideceğim. Burada 9 adım var zaten. Sonra 10 11 12. İşte burası. Yerini buldum. Şöyle yazıyorum. İşte bileşik kesirleri gösterirken sayı doğrusunda paydaya çok dikkat edin. Payda kadar ayıracağız bütün pastaları. Bazen öğrenciler bunu ayırt edemiyorlar. İşte birinci pastayı 3'e ayırıyor, sonra başka diğer pastayı farklı bir şeye ayırıyor. Bu sefer karışıyor. Yani her pastanın eşit şekilde ayrılması lazım ve hepsini 3'e ayırıyorsun. Mesela şunda hepsini 5'e ayırıyorsun. Bunda da hepsini bütün pastaları 9'a ayırmak zorundasın. Peki alıştırma da yapalım şimdi. Sayı doğrusunda işaretlenmiş yerleri bulalım. Bakın A harfi ve B harfi var. Şimdi A harfini bulalım. Ne yapacağım ilk önce? Şöyle bir kesirlerin yerlerini hazırlayayım. Bir pasta kaça kesilmiş ona bakacağım. Bakın sıfırdan başlayalım. Bir pastayı ölçelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir pasta 5'e kesilmiş. Diğeri de 5'e kesilmiştir zaten. Bakın o da aynı. 1 2 3 4 5. Bakın bu da 5'e kesilmiş. 1 2 3 4 5. O zaman benim paydam 5 olacak. Evet, şimdi A harfine bakalım. A harfi kaçıncı adımda? Buraya kadar 5 bir bütün. Sonra 6. O zaman A harfinin yeri 6/5 oluyor. Peki B harfi devam edelim. 7 8 9 10. Buraya kadar 10 oldu. 11, 12. B harfi de 12. adımda olduğu için 5'te 12 ya da 12 bölü 5 diye okuyabiliriz. Bu şekilde A ve B harflerini buldum. Diğerine bakalım. C, D ve E harflerini bulacağız. Yine bir pasta kaça kesilmiş? Bakın. 1 2, 3'e kesilmiş. Bütün pastalar 3'e ayrılmış. O zaman bizim paydalarımız kesinlikle 3 olacak. Hemen şu D harfini de şuraya koyayım. 3. Paydaları 3 yazayım hemen. E harfine de paydasına 3 yazıyorum. Şimdi payları bulacağım. C harfi kaçıncı adımda? Burası 3, 4, 5. 5. adımda. 6, 7, 8, 9, 10. 11. adımda D harfi. E harfi 12, 13. 13. adımda. Ve hepsini bu şekilde yerlerinde işaretlemiş oldum. Şimdi tam sayılı kesirleri nasıl göstereceğiz? O da oldukça kolay. Şöyle ilk önce tam kısma bakacağız. Sıfırımızı koyduk. 2 tane tam. Bunları hiç kesmeyeceğiz. Yani 1 tam hiç kesmemize gerek yok. 2 tane tam zaten bitirmişiz. 2 tane tam tamam. Sonra diğer pasta yani 2 tane tamdan sonraki yani 3. pastayı kaça keseceğim? Bakın 5'e keseceğim. O zaman 1 2 3 4 ve 5. 3. pastayı 5'e kestim. Ve 3. adım. Hemen gidiyorum. 1 2 ve 3. adım. İşte burası bizim kesirimizin olduğu yer. 2 tam 3 bölü 5 kesri burada. Peki şunu gösterelim. 1 tam 7 de 6. Hemen yapalım. Bir tane pastayı hiç kesmiyorum. Çünkü 1 tam. Diğer pastayı keseceğim. Kaça? 7'ye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İkinci pastayı 7'ye kestim. Altıncı adıma gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte burası. Yerine işaretledim. 1 tam 6 bölü 7 dedim. Şimdi buna bakalım. 4 tam 6 bölü 4. Şey, 6 da 4 yanlış söyledim. 0. 1 tane pasta gitti. 4 tane. Hiç kesmeyeceğim. 2, 3 ve 4. 4 tane pastayı bütün olarak duruyor. Sonra diğer pasta yani 5. pastayı 6'ya keseceğim. 1, 2 3 4 5 ve 6. İşte bu da 5. pasta oluyor ve 4. adıma gideceğim. 1 2 3 ve 4. İşte bakın 4 tam 6 da 4 kesri burada oluyor. Son olarak bunu da alıştırmalarını yapalım. Evet buradaki sayı doğrumuzda A harfi işaretlenmiş. Nerede bir bakalım. Hemen şöyle bir ok işareti çıkaralım ve yazalım altına. 1 tam bitmiş. 2 tam. 3 tam. Hiç kesilmemiş. 3 tam yazıyorum başa. Sonra diğer bütün kaça kesilmiş? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5'e kesilmiş. O zaman payda 5. A harfi kaçıncı adımda? 1, 2, 3. adımda. İşte 3 tam 5'te 3 oldu. Şimdi B harfini gösterelim. Bir bütün bitmiş. iki bütün bitmiş. Yani iki tamı yazıyorum başa. Sonra üçüncü kesir kaça kesilmiş? Bir, iki, üç, dörde kesilmiş. Üçüncü bütün. Dört yazdım paydaya. B harfi kaçıncı adımda? Birinci adımda. O zaman böyle oldu. Demek ki B harfi de iki tam dörtte bir kesri oluyor. Ve bu da son alıştırmamdı. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur sevgili öğrenciler. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.